Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'umuzun Eyüp semtinden, o kıymetli, o şirin beldeden, efendim İstanbul halkımız için, ülkemiz için şefaatçimiz olmasını umduğumuz, dua ettiğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine-i Münevvere ilk gelişlerinde 7 ay evlerinde misafir eden, harplere, birçok harplere katılmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırın etrafında harplerde yakın korumalığını yapmış, İstanbul'un fethi için şuralara gelmiş ve burada metfun bulunan Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'ın topraklarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzuu Hoca Saadettin Efendi'nin ikinci Şeyhülislam olan oğlu Mehmet Esad Efendi'dir. Hemen arkamda havuzu görüyorsunuz. Tam karşında da Saçlı Abdülkadir Efendi tekkesi var. Onun efendim haziresinde babası, ağabeyi ve kardeşleriyle beraber metfun bulunmaktadır. 1570'te doğar, 1625'te vefat eder. 55 sene kadar çok da uzun olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir ömür sürmüşlerdir. Allah-u Teala kendisine efendim rahmet eyleye. Amin. Çok kıymetli bir aile mensuplar. Ailesinden 6 tane Şeyhülislam çıkmış. Babası Hoca Saadettin Efendi Şeyhülislam. Ağabeyi Mehmet Şerif Efendi ki dersini yapmıştık Şeyhülislam. Kendisi Mehmet Esad Efendi Şeyhülislam. Kardeşi kazasker Abdülaziz Efendi'nin oğlu efendim Bahai Efendi Şeyhülislam. Ondan sonra kendi oğlu Ebu Said Mehmet Şeyhülislam. Onun da oğlu Feyzullah Efendi Şeyhülislam. Böyle kıymetli bir aileden efendim dünyaya gelmiş. Böylece bu ailenin yine kendisi de kıymetli bir ferdi olmuştur. Hemen şurada metfunlardır. Bu zat kıymetli kardeşlerim iki defa Şeyhülislamlık makamına getirilir. Toplam 8,5 sene kadar bu görevini bir hakkını ifaya muvaffak olur ve inşallah ilerleyen dakikalarda işleyeceğiz. Devleti Aliye'nin çok siyasi olarak karışık olan bir dönemine denk gelir. İkinci Osman'ın yani Genç Osman'ın katledildiği hengameye efendim şahit olur bu kıymetli Şeyhülislamımız. Hoca Saadettin Efendi'nin kıymetli oğlu Mehmet Esad Efendi. Kıymetli kardeşlerim bakınız tam arkamda. Üzerinde kelime-i tevhid nakşedilmiş olan Kabr-ı Şerif'in olduğu, taşın olduğu yerde metfundur. Bu kıymetli zat babasından, devrinin çeşitli ulemasından ve Molla Tevfik Geylani'den tahsili ulum ettikten sonra 18 yaşlarında mülazım olup Haseki payesini alır. Sonra 20 yaşlarına geldiğinde Süleymaniye medreselerinde müderris olur. Ardından Süleymaniye Darul Hadis'i de müderris olur. Müderrislik macerası medreselerde uzun dönem çok sürmemiştir. 26 yaşlarına geldiğinde Edirne kadısı olur. Ardından efendim İstanbul kadısı olarak 3. Mehmet Eylül Seferi'ne çıktığı dönemde İstanbul kadısı olarak tayin edildiyse de Safiye Valide Sultan ve Kaim Makam Hadım Hasan Paşa'nın muhalefeti sebebiyle bu görevden kendisine el çektirilir. Sonra kendisine Anadolu Kazaskerliği payesi verilir. Babası Hoca Saadettin Efendi Şeyhülislam olduğunda ise yeniden kendisine efendim İstanbul kadılığı görevi verilir. Mutat süre bu görevde bulunduktan sonra efendim bu görevi bitmiştir ve ardından ağabeyi Mehmet Şerif Efendi'nin döneminde Anadolu Kazaskerliği mevzubahisi olmuştur. Ama ağabeyi görevden ayrılınca kendisi de o görevden azledilir. İlerleyen yıllarda iki defa da Rumeli Kazaskerliği yapmıştır. Efendim kendisi 45 yaşlarına geldiğinde hacca gitmiş, hac dönüşünde Konya'da iken ağabeyinin vebadan vefat ettiği ve kendisinin Şeyhülislam olarak tayin edildiği haberi kendisine ulaşır ve Devleti Aliye'nin 27. Şeyhülislamı olarak bu makamı oturur Hoca Saadettin Efendi Zade Mehmet Esad Efendi.
Mehmet Esad Efendi dersimin de başında ifade etmiş olduğum üzere kıymetli kardeşlerim çok gaileli, hengameli bir dönemde efendim Şeyhülislam olmuştur. Şöyle ki Sultan 1. Ahmet 14 sene padişahlık yapıp 28 yaşlarında şeker hastalığından olduğu rivayet edilen bir hastalıktan dolayı vefat edince efendim tahta büyük şehzadesi 2. Osman yani genç Osman 13-14 yaşlarında tabi genç Osman'ın geçmesi efendim beklenirken ilk başta alışılmışın dışında olarak 1. Ahmet'in kardeşi olan 1. Mustafa'ya efendim 1. Mustafa'ya taht yolu gözükmüş ve onu o tahta geçmiştir. Ve bundan dolayı bu işte etkisi olduğunu düşündüğünden dolayı 2. Osman Mehmet Esad Efendi'ye biraz kırılmış. Aralarında buğuz böylece başlamış. Sonra 1. Mustafa tabii hasta olduğundan dolayı efendim makamından azledilip tekrar 2. Osman tahta geçecek ama başta böyle bir şey olduğundan dolayı aralarında bir sürtüşme başlamıştır. Daha sonraki hatta bundan dolayı Şeyhülislam olmasına rağmen yetkilerini elinden alıp hocası Ömer Efendi'ye bazı yetkileri tevdi etmiş 2. Osman yani genç Osman. Bu aralarındaki sürtüşme bu şekilde devam ederken bir de 2. Osman efendim bazı hususlarda fetva istemiş. Şeyhülislam fetva vermeyince aralarındaki efendim husumet biraz daha artma seviyesine doğru yükselmiş. 2. Osman da zaten Eyüp Sultan da yine kılıç kuşanarak tahta geçiyor. Efendim sonraki dönemlerde 2. Osman bir haç ziyareti, farizeyi haçın ifasını istiyor. Mehmet Esad Efendi efendim diyor fitne olur. Siz büyük bir cami yaptırsanız çok daha büyük bir hayra girersiniz. Ülke karışık çünkü o zaman Yeniçerilerde efendim 1. Mustafa tahta geçiyor kıymetli kardeşlerim. Ondan sebep Yeniçeri'ye ulufe dağıtılıyor. Ardından çok geçmeden 3-4 ay sonra bir de Genç Osman 2. Osman geçince bir daha ulufe dağıtılıyor. Bu devletin kasasını sarsıyor. Bazılarına da ulufe ulaşamıyor. Yeniçeri bundan sebep kazan kaldırıyor. Bir de bu haç meselesi oluyor. Yeniçeri bunu da istemiyor. Padişah ısrar edince efendim işler daha da karışıyor. Padişah Yeniçeri ağalarından birinin evine sığınıyor. Askere sığındı hani asker beni dinlesin diye. Asker yine dinlemiyor. Mehmet Esad Efendi de çok uğraşıyor. Efendim padişaha bir şey olmasın diye ama bu elim hadise, tarihimizdeki elim hadise 2. Osman'ın Yedikule'deki şehadetine engel olamıyor. Ve 2. Osman, genç Osman Yeniçeriler tarafından maalesef katlediliyor. Bundan önce şu da var, onu da söylemiş olayım. Efendim ulema ile arası biraz böyle kötü olunca 2. Osman biraz bunu düzeltmek istiyor ve Mehmet Esad Efendi'nin kızı Akile ya da Ukayla olduğu rivayet edilen ismindeki kızıyla evlenmek istiyor. Mehmet Esad Efendi buna da muhalefet ediyor ama sonra mecbur kalıyor ve kızını Aziz Mahmud Hüdayi vekil olarak gönderiyor genç Osman ve kızını kendisine nikahlıyor ve onlardan Şehzade Mustafa ve Zeynep Sultan adıyla çocukları da oluyor. Yani şurada metfun bulunan Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi efendim hanedana kız veriyor ve hanedanın mensup iki tane de torunu dünyaya geliyor. Ama bunların hiçbiri 2. Osman ile aralarındaki husumetin yatışmasına çok fazla sebep olamıyor. Bu hep devam ediyor ve 2. Osman'ın efendim bu katlinden sonra da zaten cenaze namazına gitmeyerek yanlış gördüğü işlerini belki kızmış işte anlattığım gibi gitmeyerek Şeyhülislamlık makamından azledilmiş oluyor Mehmet Esad Efendi. Tarihler 1623'ü gösterdiğinde Mehmet Esad Efendi 53 yaşındadır. Zamanın padişahı 4. Murat'tır. Şeyhülislamı ise Zekeriyazade Yahya Efendi'dir. Kemankeş Ali Paşa'nın tesiriyle makamından azledilince ikinci defa Şeyhülislamlık makamına oturtulur. Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi 1 yıl 7 ay kadar da görev yaptıktan sonra Hicri olarak 1034 miladi 1625 yılı ki 55 yaşlarıdır kendisinin vefat ederek efendim babasının yaptırmış olduğu bu caminin haziresine ailesiyle beraber
defnedilen bu yere kendisi de metfun bulunmuştur. Kabri şerif budur kardeşlerim. Vefatına çok güzel tarih düşürülmüş. O tarih zaten burada yazmaktadır. Bakınız tepede kelime-i tevhid vardır. Burada ise eyleye Esad Efendi cenneti adni mekan. Esad Efendi adin cennetleri mekan eylesin, yurdu cennet olsun, adin cennetleri olsun diye çok güzel tarih düşürülmüştür. Bu harflerin ebced değerlerinin toplamı, bugün her yerde bulabilirsiniz, Arapça harflerin ebced değerleri vardır. Bunların topladığınız zaman kıymetli kardeşlerim sene 1034'ü vermektedir. Ecdadımız döneminde böyle tatlı edebi uygulamalar vardı. Düşürülen bir diğer tarihte Es'adur Rum gitti Ukba'ya. Şu Rumeli diyarının, bu toprakların Es'ad'ı Ukba'ya yani ahirete irtihal eyledi diyerek de tarih düşürmüşlerdir bu zatın vefatına. Mehmet Esad Efendi'nin ahlakı, şahsiyeti hakkında kaynaklarda ifade edilen efendim hususlar şöyle sıralanabilir. Dürüst, takva sahibi, cömert, makul düşünceli bir alim olarak kitaplarımıza vasfedilmektedir. Hatta haç yolculuğu esnasında fakir fukarayı çok çok gözetip onları yedirip içirdiği de yine kaynaklarımızda ifade edilen bir husustur. Ayrıca Mehmet Esad Efendi Aziz Mahmud Hüdayi'ye intisap edip Celveti tarikatına girmiştir. Efendim Taçzade Mehmet Efendi'den sülüs ve nesih meşk ettiği de yine bilinen bir husustur. Herkesi hicveden, babasını dahi hicveden ve bu yüzden de yine hicvi yüzünden efendim hayatını kaybeden Nef'i divanında iki yerde Mehmet Esad Efendi'yi methedip onun hakkında kaside efendim kaleme almış, yazmıştır. Bu kıymetli şehir üstadımız hakkında. Bu zatın efendim eserleri arasında divanından bahsedilir ama kayıptır, böyle bir eser yoktur. Bazı tezkirelerde kendisine beyitler nispet edilmektedir. Efendim Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin çıkış kapısının üstünde Arapça 36 mısralık çok güzel beyitleri vardı. İnşallah dersimizin kapanışı onunla yapacağız kıymetli kardeşlerim. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim Hulasatul Eser adlı Muhibbin Hulasatul Eser'inde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ravza-i Mutahhara'ya gittiğinde okumuş olduğu çok kıymetli beyitlerin zikretmiştir Muhibbi. Bunlar normalde 20 tane beyittir. Size birkaç tanesini de sizinle paylaşmak isterim. Mehmet Esad Efendi'nin Ravza-i Mutahhara'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nida ettiği rivayet edilen 20 beyitten 4 tane size arz etmek istedim kıymetli kardeşlerim. Şöyle der Mehmet Esad Efendi Ravza-i Mutahhara'da kainatın sultanına şöyle seslenmiştir. Ya Resulallah entel maksadü, ey Allah'ın Resulü, dünyada tek maksat efendim senin yolunda gitmektir. Entellir racine ni'mel mesnedü, sen Allah'ın rızasını umanlar, ona kavuşmaya çalışanlar için ne güzel bir dayanaksın. Küllü hayrin fehüve mecmu'un ledeyk, bütün hayırlar senin yanında bu ravzahi tahirende toplanmış. Beyne cemi'ir rusli entel müfredü, bütün Resuller arasında yegane ve tek en önder olan, hepsinin şahı olan, padişahı olan sensin ya Resulallah. Küllü men nâdâke fîmâ nâbe, efendim yardımcı olmak istediği şey hususunda sana nida ederek seni aracı kılan, fâze bili is'âde fîmâ yaksit, kastettiği şey hususunda seninle tevessül eden elbette ki ona kavuşur. قَدْ اَتَى مُسْتَغْفِرًا مُسْتَشْفِعًا, efendim istiğfar ederek, şefaatini dileyerek elbette ki huzuruna gelmiştir. عَبْدُكَ الْمِسْكِينُ هَذَا أَسْعَدُ, şu miskin kölen Esad huzuruna gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim ben böyle Şeyhülislamların huzurunda kendi yazdığı beyitleri okumak çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu yazdığı beyitleri bu zatın gelip huzurunda okuyan kim kalmıştır ki? Bunları bulup burada okumak bana huzur veriyor. Umarım bana da size de bu kıymetli zatlar yarın ahirette bunun hatırına şefaat ederler. Mehmet Esad Efendi'nin eserleri arasında kayıp olan divanından bahsettim ve bazı beyitleri olduğundan efendim sizlere arz etmiş oldum bazı beyitlerini.
İkinci eseri olarak kıymetli kardeşlerim, İmam Busayr, İmam Busuri'nin Kaside-i Bürdesine yapmış olduğu bir tahmis kütüphanelerimizde mevcuttur. Tahmis demek beşlemek demektir. Bizim edebiyatımızda çok meşhurdur bu. Efendim, tahmisler, tesbihler, tesminler. Bir beyit var mesela. Onu aynı vezinde üstüne 3 mısra ekleyerek tahmis yaparsınız. Yani beşlersiniz. Bu bazen yedileme, bazen sekizleme, bazen onlama, taşirler bile vardır. Kaside-i Bürde'ye çok güzel bir tahmis yapmıştır. Yani beşlemiş, başına 3 mısra eklemiştir. Kaside-i Bürde'nin ilk beyti için olan tahmis sizlere arz etmek isterim. Şöyle der Esad Efendi: Emin tekessüri mâ fil kalbi min elemi, kalbindeki elemin çokluğundan dolayı mı? Emin teessüri mâ fil kebidi min verami, yoksa aşk acısıyla ciğerinde oluşan o veremin teessüründen, üzüntüsünden sebep mi? Emin tahayyül hillin halle fil harami, hareme giren o hakiki dostu hayal ettiğin için mi böyle hüzündesin? Ve bürdeye geçeriz. Emin tezekkürü ciranin bizi selemi, selem ağaçların oradaki dostları hatırladığın için mi? Mezeşte dem'an ceramin mukletin bidemi, gözlerinden kanlı yaşı akıtıp durmaktasın. Mehmet Esad Efendi'nin bir diğer eseri Gülihan'dan, yani tercüme-i Gülistan'dır. Fars Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden Sadi Şirazi'nin Gülistan adlı şaheserinin yer yer manzum ve mensur bir tercümesidir. Baş tarafına Sultan 1. Ahmet hakkında uzun bir mesnevi eklenmiştir. Esad Efendi'nin en önemli eseri kabul edebileceğimiz Gülihan'danı, Gülistan'ın Osmanlı sahasında, coğrafyasında yapılan ilk tercümelerinden biri olarak kabul edilir. Eksik bir yazması esas alınarak Şevket Beyzade Safve Bey tarafından İstanbul'da eser basılmıştır. Bir diğer eseri Fezailü Yevmi Cuma'i Mübarek adlı bir eserdir ki efendim Cuma gününün faziletlerinden bahsetmektedir. Bir diğer eseri Gülistan-ı Şemail'dir. Tespit edilen tek nusrası Süleymaniye Kütüphanesi Damat İbrahim Paşa'dadır. Konusu 4 halife olan manzum bir hilyedir. Tertip şekli hilyeyi enbiyalara benzemektedir. Esad Efendi 4 halifeyi ayrı ayrı ele alıp önce hilye başlıklı bölümlerde halifenin dış görünüşü ve tavırlarıyla ilgili bilgiler vermektedir. Hayır eseri olarak da Esad Efendi rahmetullahi aleyh 1. Abdülhamit'in sadrazamı Koca Yusuf Paşa tarafından yaptırılan Kabataş ile Dolmabahçe arasındaki Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Sebil'in sağ tarafında Esad Efendi'nin 1022 yani 1613 tarihinde yaptırdığı 3 köşeli bir çeşme bulunmaktadır. Çeşme bugün kullanılmasa da sağlam olarak ayakta durmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin sonunda Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu olan bu kıymetli Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi'nin Eyüp Sultan Efendim Camisi ve Türbesi buralar 3. Selim döneminde yenilendiğinden, buraların 3. Selim döneminde yenilendiğinden önceki derslerimizde defaatle ayrıntılarıyla bahsetmiştik. İşte o tadilatlardan sonra bu Mehmet Esad Efendi'nin efendim ki divanının da kayıp olduğundan bahsetmiştik eserleri arasında. Çok kıymetli beyitleri var, 36 mısralık. Hem Halid İbni Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari'yi efendim övdüğü ve hitamında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatlarla bitirdiği 36 mısrası ki, bakınız tam arkamda, türbenin çıkış kapısının üzerinde şu gördüğünüz büyük kitabe, gayet de büyük yazılmış. Bunlar Mehmet Esad Efendi'ye aittir. Bende bir hatırası var buranın. 3-4 sene kadar önce zaten bunun normalde Eyüp tarihi hakkında burayı inceleyen kitaplar var. Bazı kabir taşlarını okumuşlar, bazı kitabeleri okumuşlar. Benim araştırdığım kadarıyla şu an bu kitabenin okunduğu bir eser göremedim. Onun için uğraşıp efendim sizlere tercüme
arz etmek için çabaladım. Sadece bir kitap var. Onun içinde de topluca Türkçe manası verilmiş. İstanbullu sahabeler hakkında bir kitap. Türkçe topluca manası verilmeye çalışılmış. Ama onda da bayağı bir beyit hasfedilmiş. Belki yer darlığından olsa gerektir. Velhasılı kelam, hatıram şu. Ben o Türkçe kitapta şu beytin topluca böyle Türkçelerini görünce eksik mısralarla beraber bizim Şeyh Rüstem İsmail Efendi, İsmail Ağa Camii'nin tarihçisi hakkında ve hazirisi hakkında bir kitap yazmıştım yakın zamanda, piyasaya çıktı. O kitabın çalışmalarını yaparken Mehmet Esad Efendi'ye ait olduğunu görünce bu kitabı ben çok sevinmiştim. Çünkü bizim İsmail Efendi'nin oğlu olan İsmail Ağa'daki medreseyi, Darül Hadis'i yaptıran zat olduğundan hevesle onu da o kitaba koyma hevesiyle çok hoşuma gitmişti. Ama sonra baktım ki meğersem hemen şurada yakında havuzun sol ilerisinde Saçlı Abdülkadir Efendi mescidinde yatan Mehmet Esad Efendi'ye aitmiş. Kıymetli beyitler, Arapça beyitler. Eyüp Sultan'a her geldiğinizde çıkış kapısında hemen kafanızın üstünde şu görmekte olduğunuz şu mısraları gelin beraber tercüme etmeye çalışalım. Bakınız. Ekrim Eba Eyyube Abdeke Halida Ebu Eyyub El Ensari. Aslında da Halid olduğu için Halida diye bitirmiş. Halid adındaki Ebu Eyyub El Ensari'ye ya Rabbi ikram et. Ya Rabbi fi cenneti huldike halide, huld cennetlerinde ebedilik diyarı olan o cennetlerde kendisine ebedi bir hayat bahşederek ona yardım eyle. Üçüncü mısradayım. Hüve o kimdir? Sahibun li nebiyyina ve musahibun. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de evinde misafir ettiği ve vefatına kadar hiç terk etmediği arkadaşı, refiki ve yoldaşıdır ki burada metfundur. Dördüncü mısradayım. Kim min hadisin yurva anhu müsneda, müsned olarak efendim isnatlı bir şekilde kendisinden nice hadisler rivayet edilmiştir ki bunların sayısı 150 kadardır. Çünkü hadis rivayetinde çok titiz bir zattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar beraber olduğu halde 150 kadar hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hatta bir hadisi kendisinden almak için Urve bin Zübeyr'in yanına Mısır'a kadar gidip ondan hadisi dinlediği kaynaklarımızda mervi olan bir zattır. Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhı bu şekilde övmekte Mehmet Esad Efendi. Hüve o Ebu Eyyub el-Ensari kimlerdentir? Min ahvali abdil muttalib. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'in dayızadeleri, dayı oğullarındandır. Öyle de bir akrabalığı var Efendimiz'de. Linebi yine Efendimiz için kim o Abdülmuttalib? Men kâne cedden zâ ecda. Efendimiz'e çok faydası dokunmuş kıymetli dedesidir. İlk satırdaki altı mısrayı bitirdim kıymetli kardeşlerim. İkinci kısma iniyorum. Dua ediyor Ebu Eyyub el-Ensari'ye Mehmet Esad Efendi. Şerrafallahu kadrahu. Allah-u Teala onun kadrini, kıymetini artırsın. Efendim şerefini artırsın. Amin. Fe enâhe fî me'vâhu râhiletur rasûlil muktedâ. Ki biz ümmeti olarak kendisine uyduğumuz o Rasûl-ü Müçtebâ, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde onun binek devesi bu zatın kapısının önünde konaklamıştır. Medine'ye geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin evinde misafir olacak? Herkes kendi evinde misafir olmasını beklerken o kainatın sultanı çok güzel bir usul takip etmiş. Buyurmuşlar ki devem kimin evinin önünde durursa orada misafir olurum. Kimsenin kalbini kırmamak için gerçekten çok zekice, çok ince bir tercih. Tabii herkes deve bizim eve gelsin de kainatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim evde konaklasın. İsteyince herkes böyle deveye efendim yiyeceği otları, yaprakları falan tutar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki دَعَوُنْ نَاقَةَ فَاِنَّهَا مَأْمُورَةٌ Devemi bırakın çünkü o Allah'tan emir alıyor. Siz ne kadar yaprak tutsanız da o emir aldığı evin önünde oturacaktır buyurur ve Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'ın evinin önünde konaklayınca Efendimiz de mescidi ve kendi hücre-i saadetleri yapılana kadar ki bu 7 aylık süredir birazdan onu da zikredecek. O zatın evinde konaklarlar. O meseleyi anlattı burada. Âve nebiyyel Mustafa mütebevvi'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evinde misafir etti, konaklattırdı. Efendim Littâri vel imâni fî hedel hüdâ Efendim
Allah-u Teala'nın iman ve efendim selamet diyarı olarak bahşetmiş olduğu o evde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i konaklattı, misafir etti. Huvekâne min haysul izafeti sabikan, o zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le de böyle baştan bir beraber olmaklığından dolayı, yani Ensar-ı Kiram'ın büyüklerinden olması ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'de misafir eden böyle kıymetli bir zat olmasından dolayı kimlerdendir? İkinci efendim, bakın satırın en sonundayım. Min sadetin, öyle efendilerdendir ki bu. Nasarun Nebiye Muhammed'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim yardım etmiş olan kıymetli zatlardandır. Üçüncü satıra indim kıymetli kardeşlerim. 6, 12 mısra bitmiş oldu. Ni'mel izafetu ve ziyafetu habbeza. Bu ne güzel bir beraberlik ve ne güzel bir ziyafettir onunla beraber olmak. Zayfun kerimül halqi feyyazun neda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vasfediyor. O ne kadar güzel bir misafir, efendim feyizleri, iyilikleri devamlı yağdıran, ahlakı çok hoş olan bir misafiri evinde konuklattı, misafir etti. Fe'egâme bil berekâti seb'ate eşhurin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 ay boyunca Halid ibn-i Zeyd'in evinde bereketlerle beraber konakladı. Fî dârihi, işte nerede? Fî dârihi, Ebu Eyyub el-Ensâr'ın evinde. Ne zamana kadar? Hatta etemmel mescide, mescidi ve hücre-i saadetleri tamamlanana kadar. Billeyli kâne yadûfu havle cenâbihi hıfzan lehu lisilâhihi mütekalledâ. Geceleri silahını kuşanarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönerdi. Kıymetli kardeşlerim, burada şuraya atıf var ki bu kıymetli sahabe Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke fethi, Huneyn gibi birçok gazaya katılmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırının etrafında yakın korumalığını yapmış. Ona bir şey olmasın diye silahını kuşanarak sabahlara kadar kendisini beklemiştir. Öyle kıymetli bir sahabedir. Onu anlatmış oldu bizlere. Satır 4'e indim, yarısı bitti. فَدَعَا لَهُمْ فَخْرُ الْوَرَى فَلِ اَجْلِهِ حَيَّنْ وَمَيِّتَنْ صِينَ مِنْ كَيْدِ الْعِدَى. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu görevi vermişti ve o şekilde diri ya da ölür beni koruyacaksın dedi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde düşmanların hilelerinden korunmuş oldu bu zatın himmetleriyle. شَهِدَ الْمُشَاهِدَ جَاهِدًا وَمُجَاهِدًا. O harp meclislerine hem efendim çok çalışarak, mücahit olarak o hengameye, o gazevata şahit olmuş kıymetli bir zattır. Ve mükâbiden bi hurûbihi mâ kâbeda, nice zorluklara katlanarak o harplerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korumuştur. Allah-u Teala ondan razı olsun. İstanbul'umuza, ülkemize bereketlerini daim eylesin. Amin. Hattâ etâ bi salâbetin ve mehâbetin fî âhiril gazevâti hâzel meşhedâ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunmuş olduğu o bütün gazavata bu ne yaptı? Bu zatın olmasıyla beraber bir mehabet, bir salabet, bir güç kuvvet geldi Efendimiz'e. O yakın korumalıyla beraber güç kuvvet vermiş oldu. Sütun olarak 5. indim. Gatmâte mebdûnen gariben gâziye. Daha önce bahsetmiştik kıymetli kardeşlerim. Buraya İstanbul'un fethi için gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İstanbul'un fethi hakkındaki müjdesine nail olmak için gelir. Ama burada bir veba salgınından vefat eder ve böylece şehitler arasına ilhak olur. Ama burada farklı bir şey var. Gatmate mebdunen, sürgün ishalden öldüğü söylenir. Çünkü veba hastalığında zaten böyle bir belirti görülmektedir. Burada ona işaret etmişler. Gatmate mebdunen gariben gaziya. Garip diyor çünkü yaşadığı yerden uzakta ölüyor. Gazi olarak ölüyor, cihad ederek ölüyor. Bu hastalıktan ölüyor. Allah-u Teala şehadet şerbetini ona o şekilde içirmiş oluyor. Efendim, فَغَدَى شَه۪يدًا قَبْلَ اَنْ يَسْتَشْهَدَى. Daha şehit olmayı istemeden zaten sabahında bu hastalıktan dolayı vefat ediyor. Çok güzel bir dua var burada. رَبِّرْزَ عَنْهُ. Ya Rabbi ondan razı ol. وَاَرْزِهِ. Bizim tarafımızdan da onu efendim razı et. Nerede? Fî arzî, şu bulunmuş olduğu toprağında, şu kabir-i şerifinin orada. Amin. Sonrasında ve be'ashu lil ciran yeşfe'u kaide. Çok güzel bir dua. Ya Rabbi onu dirilttiğin zaman
şu İstanbul halkının önünde bir önder olarak şefaatçi eyle. Belki işte onun içindir Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri İstanbul'da ölüp de memleketine gömülmeye götürenlere çok müsaade etmezlermiş. Şüphel hocamdan duymuştum. İstanbul'a gömün, İstanbul'a gömün çünkü Ebu Eyyub el Ensari buradadır. Buraya şefaat edecek buyururlar imiş. İşte bunu Mehmet Esad Efendi çok güzel ifade etmişti. İstersen bir daha okuyayım. Bakın ve be'assu ya Rabbi onu dirilt lil cirani şu İstanbul komşularına, komşuları için yeşfe'u gaida önlerinde bir şefaatçi olarak sen bu zatı dirilt. Amin. Vensur bihi sultanu Osman ellezi Mehmet Esad Efendi döneminde Genç Osman dediğimiz Yeniçeri ailesiyle katledilen Genç Osman başta, ikinci Osman baştadır. Onun için bakınız. Vensur bihi bu zatın hürmetine ya Rabbi sen yardım et. Sultan Osman ellezi o Sultan Osman'a ki asertehu bil mülki dame müeyyeda kendisine sen mülkü vermişsin. Dolayısıyla ona mülkü verdin. Efendim onu daima bu zatın hürmetine yardım olunmuş eyle diye dua eder. Son satıra geldim kıymetli kardeşlerim. Verham bihi Sultan-ı Ahmet'e valide. Sen bu zat hürmetine 2. Osman'ın babası 1. Ahmet ki Sultanahmet Camii'ni yaptıran zattır. Türbesi de önündedir. Ona da merhamet eyle, rahmet eyle diye dua eder. Ve cealhu fi daris-selami muhalleda. Sen onu da ya Rabbi daris-selam yurdu olan cennette ebedi kalan efendim mesutlar zümresine ilhak eyle. Amin. Bu kimdir bu zat? Hüve hamilun lillivai eşrafu mürselin. Efendim burada şey yapıyor. Hüve hamilun lillivai eşrafi mürselin. Resullerin en şereflisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim savaşlarda sancağını taşıyan bir zattı. Ya Rabbi tahte livaihi ib'as es'ada. Yok aslında şu orası öyle kıymetli kardeşlerim. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vasfediyor. Burayı tekrar alıyorum. Ve hamilun lillivai eşrafu mürselin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde livaul hamd sancağını peygamberlerin en şereflisi olarak taşıyacak olan kişidir. İrabı böyle versek daha uygun mana oturuyor. Ya Rabbi tahte livaihi ib'as es'ada. Sen o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Livaul Hamd isimli sancağı altında Mehmet Esad kulunu da dirilt diye dua eylemiş. Amin. Son iki mısradayım. Bu da kapanışımızın cümlesi olsun. Sümme salatu alen nebiyyi ve alihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beytine salat olsun. Amin. Ve cemii ashabihi salaten sermeda. Daimi bir salat Allah-u Teala'dan rahmeti kamile efendim. Ondan sonra meleklerin istiğfarı, müminlerin duaları ebediyen bu efendim zata, aline, eshabına hepsinin üzerine olsun. Amin diyerek bitirmiş olalım. Programımızın sonuna geldiğim şu noktada dersimde isimleri geçen efendim zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. (Gülüyor)